Evet kızlar gecesi. Seçin filmleri bakalım kızlar. Mia'nın erkek kardeşi fotoğraf çekmemizi istiyor. Hadi poz verin. Hey bir dakika, ben de çıkmak istiyorum. Oh, bu hiç iyi olmamış. Ya, pardon arkadaşlar. Minik hanımefendi geliyor. Amy hadi sen de gel. Oh, şimdi de tam tersi bir problemimiz var. Amy'nin güzel mavi gözlerini bile göremiyorsunuz ki bu fotoğrafta. Zaten o da çok mutlu gözükmüyor. Eh en azından denedik. Tatile gideceğim ya. Bu yüzden bir iki yeni parçaya ihtiyacım var. Hmm. Hey şunun renkleri ne kadar da güzelmiş. Süper oldu. Evet hadi şunları deneyelim, ne dersiniz? Wow, bu kırmızı şey Amy'ye ne kadar da yakışmış. Vay kızım be, şahane gözüküyorsun. Aman. Tüm o rüzgar nereden geliyor? Ya senin elbisen Sofia? Bu elbise benden daha uzun biri için yapılmış. Ama da şaşırtıcı değil mi? İşte bir sürü insan bu yüzden çocuk reyonundan alışveriş yapıyor. Şunlardan birer tane almak istiyorum. Teşekkür ederim. Oo, hey Sofia, amma da sevimli olmuşsun. Minnacık bir hanımefendisin öyle değil mi? Öylesin değil mi? Evet öylesin. Tamam, kısayım ve sevimliyim, anladık. Hiç arabaya binip onu kullanmak için çok kısa olduğunuzu düşündünüz mü? Of. Bir yastık yardım eder sanki. Tamam, fena değil gibi duruyor. Ama bütün bu dengesiz oturuş araba kullanmak için hiç iyi değil. Hadi bakalım. Bu umarım işe yarar. Ah. İşte oldu. Ah, pedallara da yetişmem gerekiyordu değil mi? Ağlama ama Sofia, hala otobüse yetişebilirsin. Ama Amy arabasına bindiğinde tamamen farklı bir hikaye yaşanıyor. Of ya, bu arabayı kediler için mi yapmışlar? Dik oturamıyorum bile. Uf, bu olmadı. Bir saniye, bu arabanın bir üst camı mı varmış? Oh be. Hey, burada babalar nasıl Amy? Görüşürüz. Matematik ne sıkıcı. Keşke tatilde olsaydım. Ne olur bana soru çözdürmesin. Zor durumlardan kurtulmak için hiç saç perdesi kullandığın oldu mu? Öğretmen Lili'nin uyuduğunu hayatta fark etmez. Güzel. Anlaşılan uzun saç güzel görünmekten fazlasını sağlıyor. Sanki görünmezlik pelerini gibi. Oh ne kaçırdım. Ah olamaz, bütün ders uyumuşum. Kısa saçlı kızlar eski saç perdesi numarasıyla paçayı kurtaramazlar. Vicky. Şşt uyan. Vicky burası yatak odan değil, uyan. Pardon. Neden sanki saçımı kestirdim ki? Şu buklilerin güzelliğine bak. Adeta sihirli gibi duruyor. Wow, bu kadar dolgun olmalarını nasıl sağlıyorsun? Pardon da ben kuaför müyüm? Kıvırcık saçlarınız varsa insanlar onlara dokunmak isteyeceklerdir. Hem de bir sürü insan. Emily gerçekten mi? Tamam yeter. Saçlarım kıvırcık diye ellerini aralarına daldırmak zorunda değilsin, tamam mı? Of! Bir partide kendi kendinize dans etmek çok garip olabilir. Ama etrafınızda kimse yokken oturma odanız mükemmel bir dans pisti olur. Aslında komik. Neredeyse tek başınızayken dans etmek kalabalık içine dans etmekten çok daha keyiflidir. Çünkü kimse dans hareketlerinizi yargılamaz. En azından elinizdeki içkiye odaklanabilirsiniz. Dans pistinde çılgınca hareket etmek çok mu kötü olurdu? Bunu bir daha yapmazsanız iyi olur sanki. Merak etme Olivia. Seni hiç yargılamayacağız. Çıkacağım. Bay Emily, şahane olmuşsun. Ama zaten biliyorsun.
Yani eşofman giyip rahat yastıklarla uzanıp eski sevgilimin Instagram'ına bakabilirim. Ay! Neredeyse hapşırıyordum. Of, hapşırmadım. Neyse, geliyorum. Hapşı! Of, bir dahaki sefere kask tak bari en iyisi. Hapşı! Emily, bu kadar bitkiye bakmak istediğinden emin misin? Görünüşe göre alerjilerin azıtmış yine. Normal insanlar. Çoğu kişi evini temiz ve düzenli tutar ve ne olursa olsun eşyalarına yer vardır. İşte Emily'nin sırt çantası. Kullanılmadığında burada duruyor. Bantları da şuraya sokalım. Ve uzun bir günden sonra soyunmak başlı başına bir iştir. Her giysi özenle kaldırılır. Pahalı bir hırkayı yere atmazsın herhalde, değil mi? Sonuçta barbar değilsin. Evet, yerine geç bakalım. Vay canına, ne düzenli. Fermuarı bile kapatıyor ki kırışmasın. Güzel ve düzgünce, tam olması gerektiği gibi. Ve kirli tişörtünün yerine de çok temiz ve rahat bir tane giyiyorsun. Çok güzel. Herhalde kirlileri de ortalıkta bırakacak değilsin. Her şey güzelce katlanıp çekmecede yerini alıyor. Vay canına, şu katlama işini gerçekten ciddiye alıyorsun Emily. Tabii eşyalarını iyi durumda tutmak istiyorsan onlara özen göstermelisin, değil mi? Her normal insan bunu bilir. Hey, kot pantolonunu da unutma. Düzgünce katla ki diğer pantolonların yanına sığsın. İşte böyle. Bak, her şey yerli yerinde. Ama uzun bir günden sonra eve gelince ortalığı derli toplu tutmak düşüneceğin son şeydir. Kafam sıkıştı. Çıkarmam lazım şunu. Çıkarmam. Geri. Hadi çıksana. Nefes alamıyorum. Hadi çıksana ya. Of, bir an korktum ya. Senin gibi insanlar o pantolonu bir an önce çıkarıp rahatlamak ister. Evet, ayakkabılar da çıktı işte. Oh. Gerçekten de pantolonu biraz sıyırmak varken tamamen çıkarmakla neye uğraşasın ki? Böyle kişiler için soyunmak kanepeye ulaşma yolculuğunun bir parçasıdır sadece. Sesi de açalım. İşte bu kadar. Ah, ben olmak şu an o kadar da kötü görünmüyor. Uzun bir günün ardından yatağa kırılıp en sevdiğin televizyon programını seyretmek gibisi yoktur. Geç oldu. Bugünlük tek bölüm seyredeyim. Devamını yarın seyrederim. Evet, başlıyor. Bütün gün bu bölümü bekledim. Aa, şu kızın saçına bayılıyorum. Ne şeker. Bayağı uykum geldi. Yatayım en iyisi. Oh, saat 11 olmuş. Bunu kesinlikle kapatmalıyım. Çok iradelisin Olivia. Pekala, yatıyorum. Yarın uzun bir gün olacak. Ama yatakta Netflix izlemek bazıları için tehlikelidir. Tamam, sadece bu bölümü izleyeceğim. Sabah erken kalkmam gerek. Ve başla. Bu program çok sürükleyici. Kopamıyorum. Hey, orada yeterince abur cubur var mı? Sanki yeni bir bölüme daha başlıyor gibiyse. Yatmadan hemen önce o kadar şeker yememelisin. Hey, bak ne kadar geç olmuş. Şu diyet koladan bir yudum alayım da bir bölüm daha izleyecek kadar uyanık kalayım. Ne? Oraya gitme. Ya, bu bölüm beni öyle gerdi ki biraz daha iyiyim en iyisi. Pekala, 6 bölüm izlemişim, artık uyusam iyi olur. Hayır, bence bir tane daha izleyecek kadar dayanırım ha. Olivia bir gece boyu film maratonunun daha kurbanı oldu. Zavallı yarın bayağı bir kafeyin aldı.